Kazıklı Voyvoda'nın çok zalim olduğu, işkenceci olduğu, sadist olduğu konusunda görüş birliği var. Biraz da paranoid fikirleri var. Sadizmin için Mazhar Osman'ın bir karşılığı var. O aklıma geldi. Sadizmi zalim aşk olarak nitelendiriyor. Tam zalim aşkı var bu adamda. Yani mazoizmi de hırpalanma zevki diye demiş. Yani bir kişilik defekti olduğu anlaşılıyor. Onun dinamikleri Cemal Bey'in dediği dinamiklerle olabilir ama yani bir psikotik diyeceğimiz bir şey yok bu. Hakikaten zalim birisi, sadist birisi. Sadece onu söyleyebilirim. Bir de tabii bu haliyle gerçekten korku edebiyatına model olmuş. Stoker'ın Drogalısından sonra sadece o romanı değil, ondan sonra çekilen filmler, oyunlar, çizgi romanlar hala devam Bitmiyor. ediyor. Bir ilham kaynağı olmuş. Burada bir diğer önemli şey de onu Sadık Bey de söyledi. Bizim için zalim, işkenceci diye görülen başkaları tarafından da milli kahraman olarak da Milli kahraman olarak görülebiliyor. görülüyor, evet. Burada bu tarihe yaklaşımdaki izafiyetin de büyük bir göstergesi. Çok doğru diyorsunuz bir yandan. Son şey soracağım. Tarihteki ilk gerilla savaşlarında, mesela gerilla kullandığı savaş taktikleri gerilla taktiği Evet, olarak kullanıyor. dağlara çekiliyor. Dağlarda Gerilla Osmanlı'nın yani hani gerilla savaşının şeyi de diyebilir miyiz kendisine? İlk olmasa bile bir tür gerilla savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü benzer şeyler daha önce de var tarihte ama en azından bizim coğrafyadaki ilklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hasan Sabbah var. Evet, Hasan Sabbah. Onu gerillacı demeyelim, onu suikastçı derim. Suikastçı, Gerilla savaşçısı değil, suikastçı onu. Zaten suikast bile onun şeylerinden, asasininden geliyor. Ona gerillacı değil, suikastçı diyebiliriz. Da var ama muskiler var. Bir de ölümü de çok ilginç. Türkçeyi çok güzel biliyor. Zaman zaman halkı aldatmak için Osmanlı kıyafeti giyiyor. Diğer Voyvoda Basarab'da savaşırken muhtemelen belki de Osmanlı'nın yanına sığınmak için öldürüldüğünü üzerinde Türk kıyafetleri var. Osmanlı askeri kıyafetleri var. O şekilde öldürülüyor. Zeki bir adam. Zeki bir şey adam. Çok zeki yani bir hani, adam. Bir ortak bir zekayı taşıyor kendisi. Osmanlı'yı çok iyi tanıyor. Yani şimdi tam da o noktaya geldim. Yani bu bahsettiğimiz liderlerin çağında yaşayan başka liderler çok mu iyiydiler, çok mu sağlıklıydılar, çok mu dahiydiler? Yani şimdi hani Vlad dönemi ya da atıyorum bizim şimdi insanlardan da şey geldi hani bizde yok mu kardeşim hani buna benzer nitelikler taşıyan şeyler, hükümdarlar. Hani geriye doğru baktığınızda var aslında yani. Yani o unvanın verilmiş olduğu hükümdarlar var tabii. Sultan 1. İbrahim var, 5. Murat var. 1. Mustafa var, 5. Murat var. Yani üzerinde tam anlaşılan bir şeyimiz var mı? Lider var mı? Yani evet böyledir diye. Yani 5. Murat için söylenir. Çılgın değil de bir takım rahatsızlıklar geçirdiği söyleniyor. Ne tür? Yani şimdi 5. Murat ilginç biri aslında. Yani Şehzadelik döneminde hani aslında Osmanlı'nın içinde de sıra dışı bir kişi. Müziğe çok meraklı. O zaman alafranga denilen Batı müziğine çok meraklı. Batı müziği dersi alıyor. O zamanlar tabii Osmanlı'nın bir batıya doğru açılması var işte. Paşalar seviyesi, Donizetti Paşa gibi falan. Donizetti Paşa evet. Yani bütün bir Batı müziği açılma. Bundan bayağı nasibini almış. Batı müziğini falan çok iyi biliyor. Sanatsal faaliyetler var. Ve döneminde olağanüstü zeki diye tanınıyor. İngiltere'ye gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya gittikçe o kültürü daha da alıyor. İngiltere veliahtıyla işte ilişkiler kuruyor. Gayet düzgün biri. Ama tabii Osmanlı'nın o zaman tabii gayet talihsiz bir dönemi. Ve Sultan Abdülaziz'in halledilmesi, tahta geçmesi o dönemde o şiddet, o şey ona biraz dokunuyor. Yani işte o bir hal olayı biraz daha duygusal bir kişilik. Bir hal olayı yaşıyor. Abdülaziz'in intihar ya da öldürülmesi slaç. Aydınlanmamış bu konu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. O tür şeyler onun bütün ruhsal yapısını değiştiriyor. Ve bir takım sıra dışı davranış özellikleri gösteriyor. Ki hani döneminde oldukça ilginç bir kişilik. Batı ile inanılmaz ilişkileri var. Ve İngiliz veliahtının tavsiyesiyle mason oluyor. Bir gece saraydan alıyorlar balıkçı kıyafetiyle. Ermeni balıkçı kıyafeti giyiyor. Kadıköy'de bir yerde geliyor ve aynı gece üç dereceyi birden alıp üstad mason olarak
geri dönüyor. Hani renkliymiş o yani. Bayağı renkli, renkli bir kişilik yani. Kişiliği var. Evet, oldukça renkli. Şey tek falan var mı hani diğerlerinde saydığımız hani katliam vesaire bilmem ne? Yok yok, öyle hiçbir şey yok. Renkli kişilik. Fakat o duygusal yapısı biraz bozuluyor işte. Hı hı. Yani ne yapıyor? İşte ata ters biniyor. Şey yapamıyorlar. Hani tahta geçiş töreni yapılamıyor çünkü daha o zamandan Topkapı Sarayı'na kadar gidemiyor. Ki havuza atlamalar, işte ata ters binmeler, o tür özellikler gösteriyor. Hatta işte bir ara yatıyor, siz ne diyorsunuz, katalepsi mi? Katatoni. Katatoni, böyle durmadan, sadece hiç kımıldamadan duruyor. Hatta evet, doktorlar falan geliyor. Ondan sonra işte tören var ve Ortodoks rahipleri kendi kıyafetleriyle geliyor. Onları görüyor, korkuyor, kaçıyor. Ve mecbur kalıyorlar 3 ay içinde onu da halletmeye, tahttan indirmeye. Fakat tahttan indikten sonra tabii Beylerbeyi'nde hapis hayatı yaşıyor. Ama ondan sonra ruhsal durumu tabii bir kere çıkarıyor, tahta geçme çabası var. Yani daha doğrusu o bir grup, Ali Suyu abi, meşhur olay, onu tahta geçirmeye çalışıyor ama olmuyor. Sonra sarayda bütün ruhsal durumu düzeldiği söyleniyor. Allah Allah. İşte şehzadelere müzik dersi veriyor, besteler yapıyor. Gayet. Zaten kurtulmasıyla mesele bir... Ya mesele iktidarmış o zaman. Evet. Kendi öyle bir şekilde yaşıyor. Hani, hani deli diyemeyiz tabii hiçbir şekilde. Hani bir ruhsal rahatsızlık. Fantastik diyebilir yani, renkli bir. Yaşadığı renkli bir. Yani biraz duygusal bir kişiliğin yaşadığı travmalar sonucu sıra dışı davranış göstermesi diyorum ben. Doğrusunu hocalar bilir, sen ne dersin? Melankolik diyelim mi? Ne dersin? Sizin var mı ekleyeceğiniz onu? 5. Murat'a. 4. Murat mesela daha çok konuşulabilir bir adam. 4. Murat o manada deli değil ama son dediği asabi ve sert bir adam. Osmanlı halkının ve daha sonra akademisyenlerin deli olabileceğini söylediği iki hükümdar var. Birincisi 1. Mustafa. O çocukluğundan beri anormallikleri gösteriyor. İkincisi Sultan İbrahim. O belli bir yaştan sonra dengesiz hareket göstermeye başlıyor. Hatta bundanla ilgili ilginç bir anekdot da var. 1. Mustafa tahttan indirildikten sonra vefat ediyor. Gömülecek. Babası, abisi 1. Ahmet'in mezarı şeyde, bugün 4. Murat'ı falan yattığı türbede. Oraya gömülmek istiyor. Diyorlar ki oraya gömülmesin, orada yer yok. Nerede? Evliya Çelebi bunu anlatıyor. Ayasofya'da vaftizhanesini yıkıyorlar, kapısını. Vaftiz teknesini çıkarıyorlar, oraya gömüyorlar. Sultan İbrahim ama ikinci Selim gömüldü oraya. Yok, o Ayasofya'yı türbe yaptırdı. Türbe yaptırdı. O şehrin içine gömüldü. Daha sonra Sultan İbrahim ölüyor. Öldürülüyor daha doğrusu. İbrahim'i gömecekler. Türbelerde yer olmasına rağmen onu da yanına gömüyorlar. Dolayısıyla iki deli sultanlar kabirle aynı türbede yatıyor. Hı hı. Ve yanlarında başka hiç mahalleden mesulü hiçbir zaman gömülmemiş. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani çok ama uzun kalmadılar tahta yani herhalde. Hepsinin ortak üzeri. 1. Mustafa iki defa da iki küsur yıl Sultan İbrahim 1640'tan 1648'e kadar 8 yıl. Evet, 8 yıl. Uzun kaldı. İbrahim sonra galiba. Evet, sonra. Ya ona da deli demelerinin nedeni hani o da tartışılabilir bir konu aslında. Muhalefetin mi lafı şey mi ama en çok eleştiren tabii Cinci hocalar falan. Meşhur Cinci hocası, müneccimlere çok danışması belli bir dönemden sonra. Sadece onlarla iletişim kurması. Ama 5. Murat böyle değil. O bilmiyorum hocalar daha iyi bir şeyse. Melankolik bir karakter. Evet, değil, duygusal bir karakter. Evet, son 2 dakikamıza girdik. Toparlayacak olursak tarihte kimse şey değil. Ne yeterince çılgın ne de yeterince masum. Anladığım kadarıyla. Yani bu sadece değil mi? Diğer 5 kişiyi falan konuşamadık. 5. Murat için söylenecek çok şey var ama zamanımız tükendi. Bu bize şunun bir yolunu açar. Bu mesele burada bitmez. Bunun ikinci bölümü. Biraz da şey, çılgınları değil de dahileri konuşuruz. O da enteresan değil mi? Hani dahiler üzerinden konuşuruz. Gidip gelen. Aynı sokağa. Evet. Dilerim aynı sokağa çıkmasın. Yani, son bir şeyiniz var mı? Benim ilgi alanım psikopatoloji. Dahilik beni aşar. Hocam aman. Aman. Bir işlerinden bir şey bulabiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim izninizle. Ben zaman... biliyorum ama şimdi kendi kişilik şeyi açısından, gelişimi açısından bu dünyanın kusurlu, kendi gücünün de sınırlı olduğunu babasının kendisinden daha güçlü olduğunu kabul etmemiş birine
ister 30 yaşında olsun, ister 10 yaşında, ister 40 yaşında böyle bir keyfilik vermemesi lazım bir toplumun. Onu anlıyoruz. Yani buradan ne çıkan sonuç? Evet, budur. Yani kendisine tüm güçlülük atfeden, gücünün sınırlarını tanımayan, yasayla keyfilik arasında keyfilikten yana tutum alan kişi veya gruplara, halklar sınırlamalı.